Merhaba arkadaşlar. Konumuz 18. yüzyılda Osmanlı tarihi. Yani gerileme devrinin siyasi tarihi arkadaşlar. Evet Prut Seferi ile başlıyoruz. Prut Seferi ve Anlaşması 1709-1711 yıllar arasında yapılmış. Rusya'ya karşı yapılıyor arkadaşlar. Osmanlı'nın kaybettiği yerleri geri alma isteği ve 1709 Poltova savaşıyla Rusya'ya yenilen, yenilen ve Osmanlı'ya sığınan İsveç Kralı Demirbaş Charles ya da öteki adıyla 12. Şarl'ın yardım istemesi. Osmanlı ülkesinde 2 yıl kalıyor bir kral düşünebiliyor musunuz gençler ve sarayda 2 yıl kaldığı için artık sarayın bir eşyası haline geldiği düşünülüyor. Bu yüzden Demirbaş Şarl denilmiştir. Yani Demirbaş ne demek? Devlet eşyası. Evet, adeta İsveç kralı bizim devletin bir eşyası gibi görülmüş ve Demirbaş denilmiştir 12. Şarl'a. İşte bu sebeplerle çıkıldı. Evet. gibi sebeplerle yapıldı Prut Seferi. Kim yaptı? Sadrazam Baltacı Mehmet Paşa. Rus Çarı 1. Petro'yu, Deli Petro'yu Prut bataklıklarında kuşattı arkadaşlar. Ve Rus Çarı Petro yenildi, barış istemek zorunda kaldı. Osmanlı ile Rusya arasında hangi anlaşma? 1711 Prut Anlaşması imzalandı sevgili gençler. Evet. Bu anlaşma ile neler oldu? Bakalım. Azak Kalesi 1700 İstanbul Anlaşması ile Rusya'ya verilmişti. Azak Kalesi Osmanlı'ya verildi. Ve Osmanlı Devleti Karadeniz'i tekrar Türk Denizi haline getirdi gençler. Ve Rusların İstanbul'da elçi bulundurma hakkı yine 1700 İstanbul Anlaşması ile verilmişti. O da ellerinden alındı. Dolayısıyla ne oldu? Rusların Osmanlı iç işlerine karışması önlendi sevgili gençler. Ve 2 yıldır Osmanlı'nın sarayında kalıp bizim demirbaş eşyamız haline gelen 12. Şar ülkesine serbestçe dönecek denildi. Bu anlaşmanın bir maddesi olarak konuldu arkadaşlar. Böylece adamcağız ülkesine de döndü. Evet burada bir notumuz var. Tarihçi diyor ki şimdi Prut anlaşmasıyla Osmanlı 1700 İstanbul anlaşmasıyla Rusya'ya karşı kaybettiği her şeyi geri aldı. He o zaman ne olur arkadaşlar kaybettiği yerleri geri alma konusunda ümitlenir Osmanlı. Ve 1711 Prut Anlaşması'yla Osmanlı Devleti kaybettiği yerleri geri alma konusunda ümitlendi sevgili gençler. Bu yüzden ha, Avusturya ve Venedik'e karşı da fırsat kollayacak savaşa girmek için. Çünkü Osmanlı herhalde Karloça ve İstanbul'u bir kazara oldu diye düşünecek ve bunları tekrar telafi ediyorum düşüncesiyle hareket edecek. Evet ve Venedik'le savaşmanın fırsatını kollarken o fırsat doğacak. Nasıl doğacak? Katolik Venediklilerin zulmüne karşı moralı Ortodoks Rumlar Osmanlı'dan yardım isteyecek. Abi bizi kurtar. Ya kardeşim iki kardeş kavga ediyor. ikisi de Hristiyan. Bunların arasına girme. İki kardeşin arasına girersen ne olur? İkisi bir olur. Seni döver. Değil mi? Ne tekim öyle olacak. Ve Osmanlı Venedik'e savaş açtı. Morayı geri aldı sevgili gençler. Ha bu böyle olunca. Karlofça anlaşmasına aykırı bir durum. Çünkü bu anlaşma, Karlofça anlaşması 25 yıl geçerli olacak ve Avusturya'nın garantörlüğünde olacaktı. E hocam anlaşma yapılalı 16 yıl olmuş. Daha 25 yıl olmamış. Dolayısıyla Avusturya Karlofça'nın ihmal edildiğini, ihlal edildiğini düşünecek ve sıranın da kendisine geleceğini biliyor zaten. Osmanlı bana saldırmadan ben ona saldırayım deyip Osmanlı'ya savaş açacak. He bu Osmanlı ile Avusturya arasındaki bu savaşların adı tarihe ne diye geçecek? Peter Varadin savaşları. Evet. Peter Varadin savaşını kaybedecek Osmanlı. Evet bu savaşları kaybedecek. Ve İngiltere ve Hollanda'nın araya girmesiyle Osmanlı ile Venedik ve Avusturya arasında hangi anlaşma imzalanacak arkadaşlar? 1718 Pasarovça anlaşması. Osmanlı için kötü bir anlaşma. Evet anlaşması imzalandı. Bu anlaşmayla Osmanlı valla ümitlerini falan hep kaybetti arkadaşlar. Nasıl kaybetti? Bu anlaşmayla Mora Osmanlı'da kaldı. Dalmatça kıyıları Venedik'te kaldı. Temeş var ve Belgrad dahil. Temeş var ve Belgrad dahil. Bütün Macaristan ne oldu arkadaşlar? Bütün Macaristan Avusturya'ya verildi hocam. Ve yani sizin anlayacağınız Osmanlı Orta Avrupa'dan atıldı hocam. Evet Orta Avrupa'dan Balkanlara doğru itildi maalesef. Evet Pasarofça Anlaşması'ndan sonra Osmanlı tarihinde bir kırılma daha yaşanacak. Yani Pasarofça Osmanlı'da politik ve zihniyet anlamında ciddi değişikliklere yol açacak gençler. Osmanlı Devleti, Osmanlı Devleti Pasarofça Anlaşması ile Evet ne yaptı? Hangi politikayı benimsedi? Mevcut topraklarını koruma. Topraklarını koruma politikası benimsedi arkadaşlar. Evet. Ve yine aynı anlaşmayla Osmanlı Devleti ne yaptı? Osmanlı Devleti arkadaşlar batıya yöneldi. Batı'yı örnek almaya başladı. Evet örnek almaya başladı. Ve Osmanlı'da Batı'nın üstünlüğünün kabul edildiği anlaşma olarak biliniyor Pasarofça Anlaşması. Ve bu bakımdan da Avrupa'nın örnek alındığı bir dönemi başlatıyor. O dönemin adı Lale Devri değil mi arkadaşlar? Lale Devri başladı Pasarofça Anlaşması'yla. 1730'daki Pasarofça, 1730'daki Patrona Halil isyanına kadar devam edecek Pasarofça ile başlayan Lale Devri gençler. Ve ve bir de bu anlaşmayla yine daha önce Osmanlı'ya, Osmanlı, Osmanlı Devleti'nde kanuni devrinde Fransa'ya vaat edilen, verilmesi planlanan 1569'da gerçek bir kapitülasyon olarak verilen II. Selim devrinde ve Osmanlı padişahlarının bir lütfu olarak verilen Kapitülasyonlar artık lütuf olmaktan çıktı. İki devlet içinde geçerli karşılıklı bir anlaşmaya dönüştü. Yani sizin anlayacağınız çift taraflı. Değil mi? Evet, çift taraflı hale geldi. 1740'ta bu anlaşma, kapitülasyon anlaşması sürekli hale getirilecektir. Osmanlı'nın başına bela olacaktır sizin anlayacağınız gençler. Evet, işte Osmanlı Devleti'nin 18. yüzyıldaki siyasi gelişmelerinden Purut Anlaşması ve Pasarofçu Anlaşması bu sevgili gençler. Evet arkadaşlar Osmanlı-İran savaşlarıyla devam ediyoruz. 18. yüzyıl Osmanlı tarihine Osmanlı ile İran arasında biliyorsunuz Yavuz Sultan Selim devrinden beri Doğu Anadolu hakimiyeti ve Şii propagandası yüzünden savaşlar hep devam etmiştir arkadaşlar ara ara. Evet bu şekilde Doğu Anadolu hakimiyet mücadelesi ve İran'ın Şii propagandası yüzünden çıkmıştır bu savaşlar yine. Bu savaşlar devam ederken Osmanlı ile Rusya bir ittifak yapıyorlar. Ne için? Evet Osmanlı ile Rusya 1724 İstanbul Anlaşması arkadaşlar. Öteki adıyla, öteki adıyla İran Mukaseme Namesi. O ne ya? Evet, anlaşması ile İran Mukaseme Namesi yani paylaşım gençler ile İran'ı kendi aralarında paylaştılar. Ve savaş devam ediyor. Osmanlı ile İran arasında bu mücadeleler devam ediyor arkadaşlar. Ara ara 1746 yılına kadar bu savaşlar devam edecek. Osmanlı-İran savaşları sonucunda 1746 Kerden Kerden ya da ikinci ı Şirin arkadaşlar. Evet, 2. Kasr Şirin Anlaşması imzalanmıştır. Osmanlı ile İran arasında imzalanan son anlaşmadır arkadaşlar. Evet, Osmanlı ile İran arasında imzalanan son anlaşma olan Kerden Anlaşmasıyla Osmanlı-İran savaşları tamamen bitti sevgili gençler. Neden bitti? Nasıl bitti? 250 yıldır süren savaşlar ne oldu da bitti? Osmanlı'nın desteğiyle İran'da Sünni hanedan yönetimi ele geçirdi. Safevi Şii hanedan yıkıldı. Dolayısıyla Şii propagandası ortadan kalktığı için artık Osmanlı için İran bir tehdit olmaktan çıkacaktır arkadaşlar. Bu yüzden Osmanlı-İran savaşları tamamen bitmiştir sevgili gençler. Tabi bu arada Osmanlı doğuda İran'la uğraşırken ve Rusya ile ittifak edip İran'ı paylaşırken Rusya'nın fırıldaklığına bakın gençler. Osmanlı ile anlaşıp İran'ı paylaşıyor Aynı şekilde Osmanlı İran'la meşgul olurken Avusturya ile anlaşıp Osmanlı'yı paylaşıyor. Vay fırıldak. Evet değil mi? Ne yapıyor? Osmanlı, Rus ve Avusturya savaşları 1736-39. Doğu'da İran'la uğraşırken Rusya ve Avusturya Osmanlı'ya harbi ilan ettiler. Bak bak Osmanlı'nın güya birkaç cephede savaşamayacağını düşünüyorlardı. Ve bu savaşlar sırasında Rusya ve Avusturya kendi aralarında bir gizli anlaşma yaptılar. O anlaşmanın adı nedir? O ne ya? Dargenson Markisi projesi. O ne lan? Evet. Dargenson Markisi projesi ile gizli bir anlaşma Osmanlı'yı kağıt üzerinde paylaştılar. Osmanlı Devleti tarihinde ilk kez, bakın buraya dikkat edin. Osmanlı tarihinde ilk kez paylaşıma konu oldu. İlk kez kağıt üzerinde paylaşıldı yani gençler. Ve Osmanlı'yı kağıt üzerinde paylaştılar. Osmanlı'ya güya Osmanlı üzerinde baskıyı artıracaklar ve kağıt üzerinde paylaşacaklar. Bunu da gerçekleştirecekler. Ama hiç beklemedikleri bir şey oldu. Çünkü Osmanlı bu dönemde Avrupa'dan askeri ve teknik uzmanlar getiriyor. Comte de Bonneval bunların en ünlüsüydü biliyorsunuz. Ve Humbaracı Ahmet Paşa adını almıştı, Müslüman olmuştu o Osmanlı ordusunu Humberaj Ahmet Paşa yeniden çekip çevirdi, düzenledi, disipline etti ve batı tarzı ıslahatlarla güçlü bir konuma getirmişti. Bunu göremediler Avusturya ve Rusya ve Osmanlı'ya cephede yenildiler. Evet hiç beklemedikleri bir Osmanlı ile karşılaştılar. Osmanlı hem Rusya'yı hem de Avusturya'yı yenilgiye uğrattı. Vay be değil mi? Ve Fransa Osmanlı az kala öldürüydü. Elinden aldı Fransa. Evet Fransa ara buluculuk yaptı. Osmanlı ile bu iki devlet arasında ve Osmanlı ile Avusturya ve Rusya arasında hangi anlaşma 1739 Belgrad Anlaşması imzalandı arkadaşlar. Evet, imzalandı. Osmanlı'nın 18. yüzyılda imzaladığı en karlı anlaşma olarak tarihe geçecektir Belgrad Anlaşması. Bu anlaşma ile ne oldu sevgili gençler? Avusturya Pasarovçu anlaşmasıyla aldığı yerleri geri vermek zorunda kaldı. Yani Orta Avrupa'dan atılan Osmanlı Orta Avrupa'ya geri döndü. Güzel. Rusya Karadeniz'in Türk denizi olduğunu kabul etmek zorunda kaldı. Son kez. Karadeniz'in Türk denizi olduğu son kez kanıtlandı. Evet son kez. Evet burada bir not var. Tarihçi diyor ki biliyorsunuz notlarımız tarihçi diyor ki şeklindedir. Tarihçi diyor ki 1739 Belgrad Anlaşması'nda ara buluculuk yapan Fransa'ya, Prasa'ya daha önce verilen kapitülasyonlar sürekli hale getirilmiştir. E bunu bir de soruya dönüştürelim. Aynı şeyi tekrar yazmayalım dedik. Hem not olsun hem de soru olsun. Evet bakalım gençler. Yani not sorumuz ne diyor? Not soru. Yeni bir uygulama. Not soru. Evet. Evet. Bu durum Osmanlı Devleti ile ilgili hangilerinin doğruluğuna kanıt olabilir diyor soru. Evet gençler sorumuz bu. Fransa'ya daha önce verilen kapitülasyonlar sürekli hale getirilmiş. O zaman Osmanlı ekonomik zarara uğramış değil mi? Evet kapitülasyon verirsen zarara uğrarsın hocam. Yani çünkü gelir kaybına uğrarsın. Hatta yabancı malların pazarı haline gelirsin. Evet bir var. Birinin olmadığı seçenekleri atarsak C ve B seçeneklerini attık. Peki savaşları Osmanlı'nın kaybettiğini gösterir mi? Yok canım. Barıştıran devlete veriyoruz. Bu ayrı bir konu. Yani savaşı kazanan kazanmayanla ilgili bir durum değil. O yüzden Osmanlı'nın savaşı kaybettiğini göstermez ki netekim bu savaşları Osmanlı kazandı. Değil mi? Evet. O zaman ikinin olduğu seçenekleri atıyoruz. E hocam bir şey kalmadı. Üçe bakmaya bile gerek yok. Fransa ile birlikte savaşa girdi. Hayır Fransa burada sadece ara bulucu devlet savaşa herhangi bir şekilde girmemiştir gençler. O yüzden doğru cevabımız nedir? Yalnız birdir. Yani A seçeneğidir sevgili gençler. İşte Osmanlı-İran savaşları, Osmanlı-Rus ve Avusturya savaşları ve Belgrad anlaşması bu genç kardeşlerim. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz Osmanlı-Rus savaşları 1768-1774 Osmanlı-Rus savaşları. Daha sonra da 1787-92 Osmanlı-Rus ve Avusturya savaşları olacaktır. Yani 18. yüzyılın son son yarısındaki Osmanlı siyasi tarihi arkadaşlar. Evet Osmanlı-Rus savaşlarına baktığımızda bu savaşlar Osmanlı tarihi için son derece önemli savaşlardır. Lehlilerin yani Polonyalıların Rusya'ya karşı Osmanlı'dan yardım istemesiyle ve Osmanlı'nın Rusya'nın sıcak denizlere inme, değil mi? Sıcak denizlere inme politikasını önleme çalışması yüzünden çıktı bu savaşlar. Padişah 3. Mustafa Rusya'ya savaş açma konusunda çok hevesliydi. Ama devrin sadrazamı Koca Ragıp Paşa 3. Mustafa'ya dedi ki: "Sultanım, Osmanlı evet bir aslandır ama dişi tırnağa aşınmış yaşlı bir aslandır." O yüzden Osmanlı her ne kadar dışarıdan görünüşte heybetli görünse de biliyorsunuz yaşlı da olsa aslan heybetlidir. Ama onun asıl gücü diğer aslanlarla savaşında ortaya çıkar. O yüzden herhangi bir devlete savaş açarken çok dikkatli olmalıyız sultanım dediyse de 3. Mustafa bunu pek dinlemedi ve Rusya'ya savaş açtı. Ama Osmanlı'nın gücünün zayıfladığını herkes görecektir. Ve Ruslar bu savaş sırasındayken 1770'te Çeşme'de arkadaşlar İzmir'de yani Osmanlı donanmasını yaktılar arkadaşlar. Evet burada bir notumuz var. Tarihçi diyor ki Osmanlı donanması tarihinde dört defa yandı. Nasıl? 1571'de İnebahtı'da Haçlılar yaktı. 1770'de Çeşme'de Ruslar yaktı. 1827'de Navarin'de İngilizler, Fransızlar ve Ruslar yaktı. Ve 1853'te Sinop'ta Ruslar tarafından olmak üzere. Evet olmak üzere. Dört defa yakıldı. Evet. Osmanlı Donanması tarihinde dört büyük yangına sahne olmuştur gençler. Evet 1768-74 Osmanlı-Rus savaşlarını Osmanlı Devleti kaybedecek ve büyük mağlubiyetler alacak, gerçekten çok ağır yenilgiler alacak. Rusya'nın başında 2. Katarina var, bir kadın var ama son derece başarılı bir kadın. Evet ve Osmanlı ile Rusya arasında hangi anlaşma Osmanlı'yı kaynatan anlaşma? Evet 1774 Küçük Kaynarca, değil mi? Evet, Küçük Kaynarca Anlaşması imzalandı. Evet, imzalandı. Bu anlaşma ile, ki çok önemli bir anlaşmadır, Osmanlı tarihinin o güne kadarki en ağır anlaşmasıdır. Osmanlı Devleti, sevgili gençler, tarihinde ilk kez, Halkı Türk ve Müslüman bir toprak parçasını kaybetti. Neresi burası gençler? Neresi? Evet neresi? Kırım. Değil mi? Evet, Kırım'ı kaybetti. Kırım bağımsız oldu arkadaşlar. Dini yönden halifeye bağlı kaldı. Ha, burada nedir? Osmanlı tarihinde ilk kez halifenin dini gücünü kullandı. Evet, gücüne başvurdu. İşte bu Osmanlı'nın siyasi güç kaybını gösterir mi? Evet, siyasi güç kaybı demektir. Çünkü o güne kadar hiç halifeliğin gücüne başvurma gereği duymuyordu Osmanlı. Artık siyaseten son derece güçlüydü. O yüzden halifelin dini gücüne çok da ihtiyacı yoktu Osmanlı'nın. Ama artık eski günler geride kaldı. Evet, Osmanlı tarihinde ilk kez küçük kaynarcayla, bir devlete savaş tazminatı ödedi. Karizma yerlerde. Kime? Rusya'ya. Evet. Bu ne demek? Siyasi ekonomik kayıp demek. Evet. Zarar demektir. Siyasi yönden zarara uğramayan, güç kaybetmeyen devletler tazminat ödemek zorunda kalmazlar biliyorsunuz gençler. O yüzden hem siyasi hem de ekonomik güç kaybını gösterir. Osmanlı Devleti Ruslar Osmanlı ülkesindeki Ortodoksların yani Hristiyanların değil mi? Ortodoksların koruyuculuğunu elde etti. O zaman iç işlerine karışır değil mi? Karışmak için fırsat yakalamış olacak Ruslar ve ileride izleyecekleri ilerleyen dönemde izleyecekleri Sıcakla, sıcak denizlere inme politikası ve panslavizm. Özellikle 19. yüzyılda izleyecekleri panslavizm politikası kolaylaşacak bu hakları elde etmesiyle. Ve yine Ruslar Osmanlı işçilerine karışmak için bir başka hak. İstanbul'da elçilik ve istedikleri yerlerde konsolosluk açma hakkı elde ettiler. Osmanlı'nın içini dışına çevirecek Ruslar. Ve bu elçilikleri ne hikmetse hep Balkanlar'da açacaklar. Yani Slav toplumlarını Osmanlı'ya karşı kışkırtmak için kullanacaklar. Ve Gençler Karadeniz'de Türk denizi olmaktan çıktı maalesef küçük kaynarca anlaşmasıyla. Ve Rusların aslında Kırım'da uyguladığı politika şudur arkadaşlar. Böl, yönet, yut. Aslında bugün de aynısını yaptı değil mi? Ukrayna'dan ne yaptı? Önce kopardı. Sonra bir günde aldıkları kararla Rusya'ya bağlandıklarını ilan ettiler. Böl, yönet, yut. Burada da son dönemde tekrarlandı. Evet, Ruslar 1779 Aynalı Kavak Sözleşmesi ile. Duydunuz mu bu anlaşmayı arkadaşlar? Aynalı Kavak Tenkihnamesi olarak da tarihe geçmiştir. Aynalı Kavak Sözleşmesi ile Ruslar Kırım'da han seçiminde söz sahibi oldular. Kimi seçtirdiler? Şahin Giray. Evet. Şahin Giray. Hain Giray gibi bir şey. Maalesef Osmanlı'dan koparmaya ve Rusya'ya katılmaya yönelik çalışan Kırım'a büyük ihanet eden birisi olarak tarihe geçmiş Şahin Giray. Ruslar 1783'te Osmanlı'nın zayıflığını istifade ederek Kırım'ı ilhak ettiler. Yani kalıcı olarak işgal ettiklerini, kendi topraklarına kattıklarını ilan ettiler. Osmanlı bu durumu sadece protesto edebildi. Durum vahim. Değil mi? Evet. Sadece protesto edebildi. Bu Osmanlı'nın ne kadar zayıfladığının göstergesi arkadaşlar. Ve bunu fırsat bilen Avusturya ile Rusya hemen bir proje yapacaklar. Osmanlı'yı paylaşacaklar. Grek ve Dakya projesi değil mi? Duymuşsunuzdur bunu. Evet Grek ve Dakya projesiyle Osmanlı kağıt üzerinde paylaşıp Osmanlı'ya savaş açtılar. Osmanlı bütün cephelerde yenildi. Karizma yerlerde yine. Maalesef Osmanlı zor durumda. Ve bu savaşlar devam ederken Avrupa karışacak. 1789'da Avrupa'da Fransız ihtilali çıkacak. Fransa ihtilali çıkınca çok uluslu devletler hemen riske girecekler. O yüzden Avusturya derhal savaşa son verip anlaşma imzalayacak. Hangi anlaşma? 1791 Ziştovi Anlaşması. Evet. Osmanlı Osmanlı'yla ve savaştan çekecek. Diyecek ki aldığım yerleri de geri veriyorum. Bundan sonra da Osmanlı toprak bütünlüğünü savunuyorum. Neden? Çok mu seviyor Osmanlı'yı? Hayır. Artık Osmanlı'yla kader arkadaşıdır Avusturya. Ve arkadaşlar Bundan sonra Osmanlı kendisi de Osmanlı gibi çok uluslu olduğu için Osmanlı çıkarlarına yönelik kendi çıkarlarıyla beraber ne yapacak? Osmanlı toprak bütünlüğünü savunmuş olacaktır. Ve Osmanlı ile Avusturya arasındaki son savaş ve son anlaşma budur arkadaşlar. 1792'de Osmanlı ile Rusya arasında da yaş anlaşması imzalanacak ve Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunu kabul eden Osmanlı parçalanma sürecine girecek sevgili gençler. İşte 18. yüzyılda Osmanlı siyasi tarihi bu. Her geçen gün biraz daha zora giden, her geçen gün biraz daha kötüye giden, her geçen gün biraz daha küçülen bir Osmanlı devletini gördük sevgili gençler. Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyoruz.